Koku duyusu diğer duyulara göre daha geri planda kalabilen bir duyu olmaktadır. Çünkü görme duyusu, işitme duyusu bizim yaşantımızda daha önemli bir duyu olarak algılanmakta ve daha çok kullanılmaktadır. Bu yüzden koku alamıyorum diyen insanlar genellikle koku kayıpları olduktan çok uzun zaman sonra hekime müracaat etmektedirler. Koku alamıyorum diyen bir kişinin yapması gereken evde basit testler vardır. Evde çok yoğun olarak kullandıkları bir takım meyve sebzeleri koklayarak başlayabilirler ve gerçek anlamda bir koku duyusu kaybı yaşadıklarını fark ediyorlarsa mutlaka bir doktora başvurmaları gerekir. Öncelikle başvurması gereken alan kulak burun boğaz hekimleridir. Çünkü burun kaynaklı bir nedeni ekarte etmek lazım. Burun içerisinde geçirilmiş ameliyat sonrası yapışıklıklar gibi burada da gördüğümüz gibi veya burun içerisinde alerjik akıntılar veya sinüzit enfeksiyonu gibi durumlar koku alma duyumuzda azalmaya veya yok olmaya neden olabilir. Koku alma bozukluğu olan kişi kulak burun boğaza gittikten sonra ve endoskopik burun muayenesi ve koku alanının muayenesi yapıldıktan sonra yapılması gereken bir diğer işlem koku testinin gerçekleştirilmesidir. Hastanın şikayetiyle gerçek bulguların örtüştürülmesi için mutlaka koku duyusunun tam olarak ölçülmesi gerekir ve bu konuda Türk toplumuna uyarlanmış koku testleriyle hastanın koku alma bozukluğu değerlendirilmelidir. Daha sonrasında yapılacak görüntüleme işlemleri ve sonrasında da hastanın kulak burun boğaz alanında bir problemi varsa bunun çözümünün planlanması, sağlanması gerekir. Eğer koku alma bozukluğunun nedeni kulak burun boğaz dışı bir alanla ilgiliyse, nörolojik bir takım hastalıklara bağlıysa sonrasında mutlaka bir nöroloji hekimine başvurması gerekir. Veya bunun dışında başka bir faktör varsa, psikiyatrik bir problem varsa bu dönemde de hastaya psikiyatrik destek yapılması gerekmektedir.